Merhaba. Herhangi bir iş yerinde çalışmış ya da şu an çalışmakta olan bir talebe okuldaki staj eğitiminden, staj uygulamasından nasıl muaf olabilir? Okulumuzun sayfasında stajlarla ilgili bilgilerin verilmiş olduğu kısma geliyoruz. Okulumuzun sayfası açıldıktan sonra öğrenci ve burada açılan menüde doküman ve belgeleri tıklayınca stajla ilgili birçok doküman karşımıza çıkıyor. Burada staj yönergesinde bu her sene güncellenebilir. Mesela 2023 yılı için staj başlangıç ve bitiş tarihi ve stajla ilgili birçok konu burada açıkça belirtilmiş durumda. Kontrol F yaparak muafiyetle ilgili kısmı aratıp hemen hızlıca ulaşıyoruz. Staj muafiyet başvurusu ve onay tarihleri. Bu sene için tabii ki 27 Şubat 14 Nisan'a kadar vakti var. Muafiyet için staj muafiyet başvuru formunu kendi alanında çalıştıkları iş yerlerine imzalatıp bölümlerine başvurmaları gerekmektedir. Şimdi kendi alanı ne demek? Mesela elektrik öğrencisi ise elektrikle ilgili bir alanda çalışmış olması. Rafineri bölümünde ise rafineriyle ilgili bir alanda iş yerinin o ilgili kısmında çalışmış olması ya da çalışıyor olması gerekiyor. Tekrar okulumuzun ilgili sayfasına geldiğimiz zaman burada staj muafiyet formu, öğrenci staj muafiyet formu. Bunu tıklayıp bu formu açtığımız zaman karşımıza şöyle bir doküman çıkıyor. Kırıkkale Üniversitesi kamu ve özel iş yerlerinde bağımlı bağımsız çalışanlar için staj muafiyet belgesi. Şimdi öğrencimiz burayı dolduruyor ve fotoğrafını ekliyor. Burası bağımsız çalışanlar için, yani kendileri Bağkurlu işi yapan kendi iş yerlerinde çalışan arkadaşlar için. Şurası ise başka bir kurumda çalışıyorsa o kurumdaki ilgili yetkili kişi ve birim tarafından doldurulması gereken alandır. Sonra öğrencimiz bu alanı doldurup okulumuza bu belgeyi en geç ilan edilen tarihe kadar getirmesi gerekiyor ve ilgili komisyon bu formu, bu durumu değerlendirip eğer bunu uygun bulursa öğrencimiz birinci yılın sonunda yapılması beklenen staj uygulamasından muaf kabul ediliyor. Yine tekrar ediyorum, önemli husus çalıştığımız alanın eğitim gördüğümüz alanla alakalı olması gerekmekte. Çalıştığımız kurum çok önemli değil. O kurumda ilgili alanda yetkili kişi filan alanında, mesela şurada zaten boşluğu var, meslek alanında şu tarihten şu tarihe kadar çalışmış olması ya da halen çalışıyor olması gerekmekte.